McDonald's'ın Big Mac'te kullandığı o efsanevi sos, KFC'nin kullandığı baharat karışımlı sos veya Coca-Cola'nın şeker konsantresi. Tüm bu ürünlerin başarısının arkasında insanların inandığı bir gizli formül efsanesi var. Bu firmalar çok 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 gizli olan bu formülleri çok 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 gizli olan bir kasanın içinde tutuyorlar. Şirketin dışındaki kimse bu tarife ulaşamıyor ve bu sayede ürünlerin tadı kopyalanamıyor. Böylece bu ürün piyasada tek haline dönüşüyor. 2011 yılında Coca-Cola bir NFL reklamında gizli formüllerini açıklayacağını duyurduklarında tüm dünyayı şaşırttı. Fakat bu ironik bir şekilde hazırlanmış basit bir pazarlama hilesiydi. Hatta 1977 yılında Coca-Cola Hindistan'dan çekilmek zorunda kaldı çünkü Hindistan kanunen kolanın içinde bulunan malzemelerin paylaşılmasını istiyordu. Başka bir davada ise karşı taraf Coca-Cola'nın bulucuları tarafından el yazısıyla yazılmış kağıtlar sunumunda Coca-Cola bu davayı durdurabilmeyi başarmıştı. Tüm bu aksaklıklar medyada çok büyük bir titreşim yarattı. Fakat bu olaylar Coca-Cola'nın bedava reklam yapabilmesine sebep oldu. Bu şirket eğer bu kadar önemli bir bilgiye sahipseniz bunu iyi bir şekilde korumanız gerektiğini düşünüyor. Ve sadece bir tane basılmış özel bir formül bugün Atlanta'daki Coca-Cola dünyasının altında çok güvenlikli bir kasanın içinde saklanıyor. Söylenenlere göre bu formül aynı zamanda iki tane işçi tarafından da biliniyor. Ve bu iki kişinin yan yana seyahat edilmesine izin verilmiyor. Bu işçilerin kim oldukları da bir sır. Tamam, bu kabul edilebilir. Sonuçta dünyanın en popüler içeceklerinden birisi. Fakat asıl soru şu. Bu formül bu kadar az kişi tarafından biliniyorken Coca-Cola şirketi 200 ülkede günde yaklaşık 2 milyar tane kola satmayı nasıl başarıyor? Eğer gerçekten de böyle bir gizli formül yoksa ve bu içeceğin yapılışı tüm kola çalışanları tarafından biliniyorsa neden biri de çıkıp bu formülü dünyayla paylaşmadı? Hem de yaklaşık 130 yıldır. Veya niye birisi çıkıp da bu içeceğin içeriğine laboratuvarda bilimsel yollar kullanarak bakmıyor? 2006 yılında eski bir Coca-Cola çalışanı Pepsi şirketine 1,5 milyon dolar için büyük ihtimalle gizli formül içeren gizli bir belge ve henüz piyasaya çıkmamış içecekten küçük bir şişe satmaya başlıyordu. Pepsi bu anlaşmayı gerçekleştirmek yerine FBI ve polise danıştı ve bu kişinin suç üstündeyken tutuklanmasını sağladı. Pepsi bu anlaşmayı kabul edip Cola'nın formülünü kullanıp markette bir yükseliş yaşayabilirdi. Fakat bunu yapmadılar çünkü 1- bu illegal bir şey olurdu ve 2- bu kadar riske ve efora değmezdi. Gerçek şu ki Coca-Cola'nın gizli formülü aslında gizli değil. Bu yüzden bu formül için milyon dolarlar harcamak saçma olurdu. Tam formül yetenekli kimyagerler ve dünyadaki diğer bir sürü kişi tarafından biliniyor. Aslında isteseler çok daha ucuza bu formülü kullanarak kendi başlarına bu içeceği tamamen aynı olacak şekilde kopyalayabilirler. İşte bu gizli formül olayları falan tamamen abarttı. Ve tüketici Coca-Cola firmasının özel bir firma olduğu algısını yaratmak için var. Aslında Coca-Cola ile ilgili çok özel bir şey var. O da markası. Arkasındaki nostalji. Bu firmanın onlarca yıldan beri geliştirdiği üretim zinciri. İşte bunu kopyalayamazsınız. İnsanlar gidip de sahte Gucci marka bir çanta alabilir. Çünkü orijinalini alabilmek için bir tane böbreğinizi feda etmek zorunda kalıyorsunuz. Peki bir insan zaten ucuz olan Coca-Cola varken neden gidip de isimsiz bir markadan satın alsın bu içeceği? Yani insanlar tadı birebir aynı olsa bile Pepsi kutusuna koymuş Coca-Cola'yı içmeyi tercih etmeyecektir. Örneğin ileride Kuşi'nin Big Mac'i McDonald's ile birebir aynı sosu kullansa bile bu bana şu mutlu palyaço ve milyarlarca dolarlık pazarlama gücünü vermeyecektir. Hatta Coca-Cola yıllardır yaptığı pazarlama sonucunda aynı tadı yıllardır o kadar iyi koruyor ki kendileri istese bile tadını değiştiremiyorlar. 1980 yılında Coca-Cola bu içeceğin formülünü değiştirmeye karar verdi. Gözü kapalı bir şekilde yapılan testlerde eskisinden daha çok beğenildi. Fakat markette satışa sunulduğu zaman halktan olumsuz yönde beklenmedik bir geri tepki aldı. İnsanlar yine de o eskiden beri bildikleri tadı istiyordu. Şirket sonunda pes etti ve tekrar eski formülü kullanmaya başladı.